First pick Nautilus geldi. Amanın amanın amanın. Bu arada bu Nautilus yani Chovy oynayacak gibi duruyor da Chovy'ye de Nautilus oynatmak ister misin? Orası tartışılır. Bakalım ne olacak? Aphelios Lulu mu dünkü gibi? Dün full Aphelios Lulu aldılar buradan mesela. Bakalım buradan alacaklar mı? Heh. Mesela burada nasıl cevap olacak? Şimdi Nautilus'u desteğe gönderebilirler mesela Aphelios Lulu'ya karşı. Öncelikle onu söyleyeyim. Dün Nautilus banlıydı bu olayda. Ama burada bakalım Paisley Delight buna nasıl cevap verecek? Ben acayip merak ediyorum mesela. Lucian Nami mi alacaklar? Lucian Nami'ye karşı Lulu fena bir pick değil. Jinx artı Thresh falan gelecek galiba. Aynen Blitz geldi. Dün söylediğimiz gibi Jinx Blitz. Hani dün söylediğimiz gibi derken dün aldıkları gibi aslında draftla alakalı değil. G2'nun bot lane'inin demek ki bireysel performansından kaynaklı problemler yaşanıyormuş sanırım. Bunu da burada göreceğiz aslında. Koç ben saygılı olmaktan sıkıldım artık dayı gelsin konuk olarak. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Fatih. Bak adamlar Jinx Blitz'i çekti Fatih. Jinx Blitz'i çektiler. Bu arada Sion çok iyi bir Sion yeri bence. Gwen banlanacaklar büyük bir ihtimalle. Doran'a bir tane de Nar falan banlayabilirler belki. Nar da darlıyor ama Gwen kesin. Bu arada şu an galiba orada. Cloud9'ın draftı çok iyi gidiyor. Özellikle de dünkü bot lane eşleşmelerine baktığımızda Jinx Blitz Aphelios Lulu'da Aphelios Lulu bayağı iyi iş çıkartıyordu. Ve burada bir artı daha söyleyeceğim. Lulu'yu Zven'e vermek Cloud9'ın isteyeceği bir şey. Çünkü playmaker bir support değil. Hani koridorda daha çok Berserker'a bakacak olay hani Lulu açısından. O yüzden de mesela Zven'in o eksisini çok da gün ışığına çıkartmamış olacak bu draft. Ne diyorsun Lüger'cim? Abi Nautilus adamlar aldı ve Aphelios Lulu aldılar. Yani bence o kadar iyi bir seçim değil yani. Dünkü seride mesela biraz daha farklıydı. Nautilus mesela, yoktu bir tek işte. Bir de bilmiyorum mesela Draven oynamak istemedi. Bence o seride bile bence Draven Blitzcrank ikilisi çok etkiyi yapabilirdi yani. Bu seride bence Cloud9'ın bu tercihe gitmesi hem Nautilus'a karşı olup hem Jinx Blitzcrank. Bilmiyorum ben o kadar çok beğenmedim açıkçası. Peki bir şey soracağım sana. Draven'ın tercih edilmeme sebebi acaba şey mi? Hani çok böyle hani front alıyorlar bence, genelde. En az iki tane evet, tank oluyor. Hyper carry daha çok böyle meta gibi. Koridorda ne kadar essen de adam 1-2 kill alıp birden böyle farklı şeyler çıkartabiliyor şey, gibi. Fark ettiysen dün mesela yani Hansa çok kötü oynadı ya. Bilmiyorum bence böyle bir korkaklık vardı bence üstünde. Yani bir ne deniyor? Bir gerginlik hissediyor olabilirdi yani. Çünkü adamın imza şampiyonu Draven ve Draven'ın en güçlü matchuplarından bir tanesi Aphelios bu arada. Ve Lulu'ya karşı Aphelios yani Draven Blitzcrank ikilisini alsan bottan direkt yok edersin yani. Bilmiyorum bence çok hani kendisini rahat hissetmedi bence. Bir de şu an buradaki Syndra aslında o Nautilus'un mid olduğunu düşündükleri için aldılar Syndra. Zaten Nautilus %90 mid artık da. Hani Syndra'yı Nautilus'a karşı bayağı bir alıyorlar. Yani o early'deki push'unu vermemek için. Bir de şöyle bir durum var. Ben sana şey soracağım. Aphelios Lulu'nun bir level'de push'u var mı? Jinx aslında biraz skill matchup ya biliyorsun. O bir level'de çünkü Aphelios Lulu pushlarsa Sion'la Aphelios o dive'ı yapabilirler. Sion'la evet, o dive'ı. Evet evet var. Ama Blitzcrank belki çok iyi cute durursa orası ayrı olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama Aphelios Lulu'nun olması gerekiyor. Kha'Zix de geldi. Of bir şey diyeyim mi? Cloud9'ın draftı hani ne alırsa alsın burada Poppy'de Wukong'da bence çok iyi oluyor. Infight olarak iyi evet ya. Ama Poppy'dense acaba Wukong daha mı iyiydi? Ama Genji'nin cidden kötü mü? Bence Genji de gayet iyi oldu ya. 10 Jinx var. Lane'lerinde. Yok zaten iyi. Blitzcrank. Ama ben şöyle düşünüyorum bu tarz durumlarda. Genelde iyi takımsan kötü takıma karşı draftta bir tık öne geçeceksin abi. Anladın mı yani? Sonuçta daha evet, çok şampiyon oynuyorsun. Daha esnek falan. Burada büyük bir ihtimalle draftta çok öne geçememelerinin sebebi o Nautilus piki. Şimdi Nautilus aldıkları için o Nautilus %90 mid oluyor. Hani esnetemiyorlar bir şeyleri anladın mı? Hani draftı böyle biraz kilitliyor gibi oluyor. Büyük ihtimal priyo o yüzden. Priyo olabiliyor mu Nautilus bu arada? Hiç bilmiyorum. Nautilus priyo alamaması gerekiyor bence. Yok Syndra'ya karşı alamıyor zaten. Syndra full direkt. Syndra tüm skillerini atıp push. Ama şöyle işte mesela. Bir tane atıyorum hook yerse Kha'Zix falan geldi mi bayılır direkt. Ondan sonra da pushmuş unutsun yani.
Peki Mercury alsa mesela hani bir 6 level yani 5 Kim? level'da falan Syndra mı? push alır mı? Yok yok Nautilus alır mı push'u 5 level'da mesela? Hayır, oğlum, Mercury Syndra alsa direkt önce 2 skillerini attığı sürece pushluyor. Oradaki tek olay level'da. jungle'ı yanında olduğu sürece Syndra'nın pushlama ihtimali yüksek. Çünkü senin korkun Nautilus'tan değil, Nautilus Kha'Zix'ten. Senin ormancının yanında olduğu sürece de bundan çok korkmuyorsun. İstediğin gibi oynuyorsun. Bir de zaten Nautilus wave'e de tek atmıyor 5 levelde falan. Hani wave'e tek atsa gitse, hook atsa falan diyeceğim. O da olmuyor. O yüzden Syndra'yı bayağı tercih ediyorlar. Sion bir ara çok izliyorduk. Zaten alt Peki bu koridorda seri de Silk'in iyi geçer avantajını ya. Yani o kadar Ucunu çok iyi kullandı. Oo. Burada Cloud9 hook geliyor. Klasik Berserk'ün Afelistan. üzerine tutuştur da kullanıldı Ghost ama level 1'den. daha fazla hasar alan şu an için Gen.G'ye alt koridor ikilisi. Yapmaları gerekiyor ama abi, sanki yapmaları gerekiyor. saygı Yoksa duymaları Blitzcrank lazımdı bir escape yapacak yani. Gen.G'nin. Ya Orada Lulu'nun zaten seviye biri çok kuvvetli. Burada silahıyla Berserk'e 8-2 attı. Eyvah Kanka eyvah. push'u verdiler Seviye ya. Push'u nasıl doldular. veriyorlar Zidane ikinci abi? seviye olmak istiyor ama Delight. İmkansız ya. O Kaçırdı Delight roket trolleri. kolu. Sıçradı Bence ama Hook'u tuttursa bile kullanabilirdi. şey olmayacaktı ya. Ekran İlk açsana bana, ekran pozisyonda açsana. evet Delay'le Zidane geliyorum biraz. Kullansa kes yani kesmesi için kesinlikle yetmiyordu. Belki bu Tutursa arada bence Brother buraya Jinx'in yaptığı E'siyle şeyi. beraber kill Ama çıkardı Jinx'in canı yani. çok azdı ya. Gördü senin de söylediğin gibi Peanut'ın burada olduğunu da biliyor Blubber. Ulu'ya Duvara denese daha iyi vuramayacak olurdu burada evet. rakibini. Burada Alt bir tık koridor ikilisi gitmişken burada rahat A takılıyor. garantiydi yani. Hızlı da olması lazım çünkü yavaştan geliyor Faze ve Yalnız. Delight. Charp'la birlikte aldı Peanut. Çok da bir şey kaybetmedi açıkçası. Evet. Jinx bayağı CS kaçırdı Faze botta. evet ne kadar koridorda iyi performans Bu arada gösterse de. Ornn mahvediyor ya Sion'u. Bu arada Doran yapıyorsun Early'de. Doran ya. Doran da tabii çok iyi bir turnuva Solo kill geçiriyor. gelir mi? Onu da söylemek Ya Doran lazım. son 1 yılda, 1,5 yılda çok geliştirdi kendini zaten. Solo Yalan çok kill zor ya. Faze'den geliyor bahsediyordum. ya. Çok kötü Duru Q'lar ve atıyor. bu İki tane Q attı elçinin gerçi de. biraz daha var gibi. Hani Bırak bazı da maçlara olsun, çok bırak da taşıyorlar. olsun ama ya. Ama Kaç yaşında da aslında. Ama Tapada Tapa'da farkı geliyor. burada kule altı göreceğiz Atarlar gibi mı? duruyor. Chovy'nin Atarlar yaklaşmasıyla atarlar. birlikte Doran, Chovy ikilisi Bence kule altı birebir olur ya düşecek. Dert orası. olarak Facin üzerine oynadılar. Fac çıp Aa, tamam adamlar atmıştı. clean oynadı ya. Aha, düştü Oğlum çok kendisine. vurdu lan Fac kuleye. neredeyse hiçbir şey Ölmez kaybetmedi yok burada. yok trolledi ya. Bence de flash Flash atabilirdi atar da ya. olacaktı. Aynen. Kesinlikle daha iyi bir kule altı da yapabilirler. Büyük Bence ihtimal ben sana Sion'un söyleyeyim o ite başta ölmeyip bir sonraki ite flash atacaktı. patlayacaksa o Öyle Q'sunu da düşündü büyük ihtimal. atmayabilirdi ki burada sanki o Muhtemelen. pozisyonda Şuraya Doran'ın bak. Ama Ornn'la olabilirdi ya. gibi. Ornn Nautilus dive atıyor topa mesela. Ama Hani Sisha'da atsa bence iki tane tank yaşamayacaklardı. Buraya Burada geldiler. Aha. Oo, güzel Oo, oldu. Ne ya? Yalnız Paze dikkat etmesi Güzel lazım. Jinx Paze dikkat etmesi attı. lazım. Paze başı bele Aha, sevdi. güzel. Zidane'de gülecek Peanut. Reset yaz Uzaklaşmaya kaçardı. çalışıyor. Delight'ta Zven skorunu buldu. Flashları falan da yok diyeceğim de Jinx'in de Berber. yok. Yalnız Fajr orada öldü. Doran'ın gidip direkt olarak temizleyebilir. Chovy de bilmiyor. Niye böyle bir şey ultisi de yaptı çok oğlum daha Fajr? mantıklıydı. Ve ultiyle birlikte uzaklaşmaya çalışıyor ama sıçra geldi. Buraya yardıma gelen Yalnız kimse The yok. Boss'un yayınları yalan yerine düşebilir miyiz abi? Yalan Fajr. Büyük hata Fajr'dan. Çok eleştirildi. Eleştirilerin de haksız olmadığını gösteriyor Fajr. Amerika'nın Tamam The Fajr mekanik Boss'u. anlamda da çok iyi bir tur. Yalnız Boss, Zven'de ult ha? tutacak Zven'e. Zven. Oradan bir şey çıkmaz. Çekilecek. Güzel. Evet güzel bir burada roket geliyor. Aa bak bunu yiyemesinin hasarı sebebi direkt Zven biliyorsun değil mi yine? kesmeye Blitz'e karşı sen duvar dibinden niye çalışabilir. Çok yürüyorsun rahat ki bir oğlum? şekilde orada Hiçbir zaman Faze'in duvar bir dibine şekilde girmemen çalışıyor. lazım hook atan Zven'e çıkan şampiyonlara bir karşı şey yani. daha devamı gelmemiş zaten. Eşi var mıydı orada? Bilmiyorum. Vardı eşi. Var galiba. Kırmızıyı çaldı. Hani bir mekanik eşleşme de değil. Faç sıçrasını az önce Ojisi kaybetmişti. yok senin Ultisi de yalnız. yok Öldü ya Facin. bence. Burada bir skor daha verecek gibi Faç. Farmlıyorlar. Bu skorda Ya ağır Peanut'a gidiyor farmlıyorlar. farmlıyorlar şu ana kadar Yalnız. Facin. Yani bir Peanut'ın gerçekten burada kasmadığı kalmıştı. Ona da bir skor gitti. Çok risk Neyse, alıyor. Boss'un Ya bir scaling'i de tane V'ye girer abi atarsanız ya bir gerçekten 5 ölümden maksimum sonra. cezayla kesti Genji. Ki Bu yaptığı arada adam çok şey basit dayı. Ve sıkıntı şu karşı o Ornn karşı ölmeyecek. Peanut bayağı hasar aldı. Buraya yaklaşan Delight var, çekecek rakibini. Blubber ultiyle Oha. uzaklaşmadı, savaşmak istiyor Güzel çünkü kaçtı burada Peanut'tan. Blubber uzaklardan Origins'ın gelen üstünden roket yağdı. skoru aldıracak. Abi Chovy, Nautilus fazla mı skor güçlü alan oyuncu ya? burada. Roket desteği Paze'den tam zamanında geliyor. Yani burada MNS üst taraftaydı sanırım. Koridorda MNS kendini gösterir göstermez direkt olarak Zven. Oo, Zven de o kafaya attı. Tek tek avlıyorlar. Çok yani, hata, çok hata. Gerçekten Peanut'ın iki tane skoru var, iki tane Roman çok asisti var ya. dayı. Hani Peanut zorladı. Abi Sion'la yani başlayıp man, bu şeyden bilmiyorum. sonra da hani
Gerçekten anlam veremiyorum. 2-2'de. Delight da ama hani iyi flashlamış burada. MNS, üst flash'ı olmadığını biliyormuş. 3-3. Ama işte Rocket işleri bozuyor. Jinx'in ısı da güzel gelmiş yani, ya. Gerek var mıydı? Yoksa tamamlayamaz artık. Yine kesinlikle gerek yoktu. Chovy sürekli olarak gezdi yan koridorlara, evet. Ve sadece 7 minyon girdi. O da Chovy işte. Abi ben şeyi anlamıyorum ya bu çok insanların mesela. Dayı da bunu diyor ya. Chovy her yeri gezdi, minyon da girdi değil. E çünkü adam midi pushlayıp gidiyor abi. Yani nasıl minyonda girdi düşecek ki onu anlamadım ben. Orada bence en iyi orta koridor o ya. Şu an turnuvadaki mi? Genel son 2 yıldır falan ben çok beğeniyorum Chovy'yi. Önceden sıkıntı yaşıyordu Faker'a karşı. Hiç heyecanlanmadım bile ya. O kadar şeydi ki. Bu arada yakalanan bir oyuncu var yalnız. Blubber. Skoru verecek. Bu skorda Paze gidiyor. Arkaya gelen ışınlarla birlikte Doran. Sıçrasını aldı rakibinin. İşte bu Blubber'ın ölüş. Hep aynı hatayı yapıyor. Mesela ben bir kek. Oğlum mesela buradan Fatih nasıl yenecek ki sağ taraf ya? Özellikle oradaki. Hani o Aphelios, Blitz, Nautilus, Ornn. Alamet. Hani şu an bir şey söyleyeyim, bir item daha koy ona yine kazanamazlar bence. Aha yalnız şu an iyi fight işte. Sion çok iyi geldi, Sion çok iyi geldi ama. Adamlar bitirecek gibi sanki bu herifte bu arada ya. Gerçi Cinder alır mı onu? Artık çaresizlik savaşı. Altın farkı nasıl açıldı? Özür dilerim ya. Direkt 7500 altın farkı var şu ya an. Ya bu arada yoktan alamet gitti, 3. kafayı da attı. Yine ya bir elk olsa aslında iyiydi keride biliyor musun belki abi? İşte bu pozisyonda Pina erkenden sıçratıp bir ihtimal diyorsun ha. Orada bir denemeyle. Bak. Nautilus ultisi geliyor. Bakıyorum artık çok geliler bir de öyle bir şey. Ornn, Gale Force. Berserker'e üzüldüm. Hareket edemiyorum. Yok ya. Bu arada aha, tarafta Doran kesti. Yakalanmış buraya oo kadar altını. Nasıl ölüyor? MNS'ten. Yani yalnız bir şey diyeyim mi? Syndra şu an bayağı güçlü. İkinci item aldı. Ama işte bak abi Aphelios ve Syndra soldaki şampiyonlara karşı hiç oynamak isteyeceğiniz bir şampiyon değil ya. Nautilus, Blitz ve Ornn üstüne Kha'Zix. Hani Kha'Zix de çok dert. Ne deniyor? Çok Merkür olduğu için belki Aphelios bir tık daha kasta Syndra ile beraber. Oo demonik aldı Syndra. Tek atmayı unut. Demonik aldı. Çok kolaylaştıracak bir şampiyon var. Evet. Ama kötü değil ya. Bence Syndra için bu oyunda. Sence nasıl? Yani çok tank var adamlarda. Yani ben Syndra'ya pek beğenmiyorum. Yani zaten Lyandre tek başına bir şekilde yetiyor. Aphelios vuracak. Sen normal build kassa. İşte o dediğin gibi Kha'Zix'i, Jinx'i gider miydi bence? Ulti atma pozisyonuna bile gider. Yani ne alabilir ikinci item? Direkt Void Staff alabilir belki. Yani yok abi ya. Birazdan niye alamazsın oğlum? Demonic kötü değil bu arada. Ama bence direkt Void artı böyle normal Rabadon'lu build'ine falan gitse. Çünkü ona şimdi Zhonya da lazım. Bakalım. İkinci item AP yani veren bir şey alması yani Shadow Flame ya da bilmiyorum ikinci item Demonic belki ikinci item. Shadow Flame de okey. Bak Shadow Flame Void alsa mesela fena yarar yani. Evet. Ama Demonic kötü değil yani. Altı eşya ortada yakalandı yani. Berserker'ın geri döndüğünü biliyorlar o yüzden Baron'a başlıyorlar. Her şey Blubber'a bakıyor. 5000 cana kadar düştü şimdi ultiyle birlikte. Kimi çok iyi çekti. Blitz'i yolladı. Ama önemi yok. Yok abi, Baron'u alacak burada Genji. Çok rahat bir Baron. Yani Genji tarafından alınıyor. Çok iyi oynadılar burayı. Animasyon da çok enteresandı ya. Burayı ışından geliyor. MNS'in sıçrası olmadığını unutmayalım. Ulti de geldi. Direkt olarak sıçralar. MNS skoru da alacak. Genji uzatmak gibi Syndra bir düşüncesi yok bu karşılaşmayı. Yani bu kompozisyona karşı erken oyunda zaten bu Nautilus fazla güçlü. Chovy bile Nautilus oynuyorsa nehir savaşlarına Nautilus çok güçlüdür arkadaşlar yani. Gerçekten çok zor. Yani Blaber'in ekstra iş yapması lazım MNS'le ki o da olmadı. Blaber'i oynatmadılar. Sen seçim acaba kimdeydi bu oyunda? Blaber'in de Genji'deydi. Şu Genji. O zaman Cloudline alır bir dahaki oyuna. Blue side'a. Hasar yeter ona dikkat etmesi lazım. Fajın araya giren oyuncular var. Blaber'da arada. Ornn'un canı gitmiyor. Ornn'un ultisi tutmadı bu arada ya. Tutmadı galiba orada Berserker'ın ultisi. Valla ulti tuttum minyon da bir vuruyor yani. Berserker'a bir eşya daha lazım. Jinx de 3 item oldu. MNS'in sıçrası yoktu. Direkt olarak iyi gördüler ama. Bu arada Chovy'nin de R spam'ı gördün mü? Stun yemesine rağmen ulti attı orada. Günün sonunda. Ya bu hata çok daha pahalıya patladı Cloud9 tarafına. Dikkat etmedim.
Syndra Ace'inden sonra mı Baron'la attı? Birlikte aynen. Syndra Ace'in yemesine rağmen ultiyi çıkardı elinden. Genji. Of Fortnite bu ilde bak Nautilus. Savaş yapmak istiyorsa oyunu özellikle çok fazla tenisti var ya. Hem ucundan vardır şu an Nautilus'un hem de Mercury. Ölmesi de çok zor ya Nautilus'un sanki de. Öyle değil mi? Ya o şey işte direkt. Hani böyle bir tık CS'de geri düşmesi lazım. Üçüncü item falan çok geç alması lazım. Çünkü böyle olduğu zaman Fatih Anetama'yı da Aphelios'a atmıştır büyük bir ihtimalle. Hani ondan az hasar yiyor. Gerisi AP zaten doğru düzgün hasar vurmuyor. Zaten MR'ı çok. Anladın mı? Çok kanser bir şeye dönüşüyor yani. Zaten Aphelios'u ult atınca Char yamuluyor yani. Demeç atamaz. Çekecek burada diğer taraftan MNS hasar vermeye çalışıyor. Üzerine ulti bu kompta Aphelios'u atmıştır bence ya Anetama'yı. Çok az hasar yani çıkarabiliyor Paze. Tekrardan Lulu ultisi kullanıldı ki yani Sion'un çok fazla canı vardı. Şimdi Lulu ultileri de yok. Ya Baron'un bitmesine çok az bir süre kaldı. Baron'la birlikte bu kuleyi istiyorlar. 10 saniye. Baksana Doran'ın canı gitmiyor. Hasar aldı 3 kişilik zarsamletme MNS'ten. Doran'ın ultisiyle birlikte amaç bu kuleyi almak. Aha! Bir şekilde alacaklar. Jinx'i gönderdiler lan. Kalan kendisi oldu. Sion'un ultisi de geldi. Doran'ın düştüğünü göreceğiz. 4 oyuncu ile birlikte buradan uzaklaşacak Genji. Ejder'e belki koşabilirler klanlayın. Ooo. Çok iyi ulti Chovy'den Peyza sarmaya devam ediyor. Believer'ın manası yok. Chovy ölür orada yalnız. İçeride çok kaldı. Koşun koşun abi. Ejder'i almaları gerekiyor. Tarafından kovalanıyor. Aradan çekti rakibini. Ya da. Haydi. Kulağından çekti resmen. MNS skorundan sonra Peyza. Oh Chovy ne yapıyorsun bu oğlum? Her attığını tutuyor oğlum. Chovy. Tam bir orkestra şefi. Chovy çıpa kaçırmıyor. Yani ben Chovy'nin çıpa kaçırdığını gerçekten görmedim abi. MNS'ten bir Nautilus gelir mi ya şimdi? MNS'ten Nautilus gelir mi? Çok ufak gelir de şimdi şöyle bir durum var. Adamlar banlıyor. Hem ormanda Blaber'i de bitirdi. Hem... Ama Zven oynamıyor. Zven oynamıyor Nautilus yani. O kadar oynamıyor. Yani. Şimdi bak adamlar bir kere banlıyor bu bir. İkincisi şöyle bir durum var. Banlamasa bile Chovy gidip acaba Nautilus'a karşı ne alıyor? Ha bana sorarsanız Nautilus'un çözümü büyük bir ihtimalle yok abi. Çünkü o yüzden Genji'ye gidip G2'ye karşı veya T1 serilerinde falan o yüzden Sivir olmuyordu. Sivir mid mi? Evet. Sivir mid de olmaz ki oğlum. Niye olmaz? Şöyle düşün. Ne denir ona? Mid ya bak. Bu kritik mi diyorsun? Hayır bak buradaki mevzu şu. İnsanların middeki ayıkamadığı olay şu. Bot lane'le top lane gibi düşünüyorlar. Adam Nautilus'la sadece mid'e E atıyor. Sen E atıp minyonları kesene kadar rakip sana o kadar damage atamadığı için en kötü kalkanını götürüyor. Oradan çıkıyorsun mid'i pushlamış oluyorsun. Problem burada. Şimdi Syndra... Karşı push alamazsın bence ama. Bak Syndra işte onu sağlıyor. Ama işte buradaki o jungle Kha'Zix'in nerede olduğunu bulamazsan onu da yapamıyorsun. Normalde Syndra ile önde karşılasan, wave'e sürekli skill atsan, bilmem ne yapsan pushluyorsun evet. Ama abi her zaman jungle'dan gank yeme ihtimalin var. Öyle bir problem var anladın mı? Chat'te Katarina yazmışlar Nautilus'a karşı. Ne düşünüyorsun? Oo bayağı iyi bak Katarina bayağı iyi Nautilus'a karşı. Push alır bence. Push almayı bırak nefes aldırmaz mid'de. Mid Morgana. Abi bak söylediğin çarlar Nautilus'u ne yapacak mesela Morgana mid de aldın diyelim. Adam seni kesmeye uğraşmıyor. Wave ittirecek. Abi, bak oyun şöyle bir ufak bir detay var bak insanların anlamadığı. Birincisi birebirde Nautilus'u yenen şampiyonların hepsi bak birebirde yenenlerin hepsi Nautilus'a push veriyor. Mesela Cassiopeia mecbur push vereceksin. Nautilus'tan push alan şampiyonların hepsi de genge açık. Bak anladın mı? Böyle bir detay var Fatih'cim. Ksante banlı oluyor. Ksante'yi saymayın. Bu tarz maçlarda Ksante banlı. Galio zaten şöyle. Galio'yu Yaga oynamıştı galiba. Galio mid. Aynı bu Nautilus gibi. Ama orada da büyük bir ihtimalle yine Nautilus push alıyor Galio matchup'ında. Çünkü Galio da bu build'i kastığı zaman Galio'nun minyonlara damage'i Nautilus kadar olmuyor. Abi Kennen'in düşeceği belliydi ya periyoda. Kennen'e counter play olarak çok buluyorlar. Ve Kennen'i oynayamadı alan takımlar. O yüzden Kennen bir tık düşmesi normal. Burada Lucian Nami'yi görür görmez Wukong alıyorlar. Wukong Lucian Nami'ye karşı gerçekten iyi bir tercih. Burada zaten Ksante flex olduğu için, esnek olduğu için hani Ksante'ye karşı seçim yapmak yerine Wukong'u alıp orman yasaklayabilecekler. Aslında bence bayağı mantıklı bir durum. Zaten Maokai yok, Vi yok, Wukong yok. Buradan mesela Poppy kesin yasaklamaları lazım bence. Yasakladılar zaten.
Poppy normal. Şimdi burada mesela Xante'ye karşı ne oynar? Adam atıyorum orta koridorsa, üst koridorsa Gwen belki bir tane görebiliriz. Belki bir Nar görebiliriz. Belki bir Malphite görebiliriz. Çünkü Lucian'la Mia karşı yine Malphite de iyi. Doran da böyle çarları iyi oynuyor yani. O tarz bir yasaklama gelecek. Aynen Malphite geldi. Şimdi burada yine bir ormancı. Acaba böyle Chovy Lissandra isterse bir Viego banı da gelir mi diye düşünüyorum ben sağ taraf için. Ama tabii Blaber onu oynamayı belki Lee Sin, Kha'Zix böyle bir şeye de gidebilirler diye düşünüyorum. Cloud9'ın koçun adını bilmiyorum. Ha Mithy. Kennen. Gwen'i banla abi, yapacak bir şey yok. Sen hani işte bak, Gwen'i banlasan adam nar alacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bak Lissandra dedim size, isterler diye Chovy'ye. Lissandra'yı da banladılar. Lissandra da kötü ban değil burada. Şimdi mid'de bayağı çar yok. Onun ne olacak yani? Sion geliyor. Bu Sion da esnek. Ksante'yi Ne kovalayacak. ya? Şu an bu Her Sion. maç tank oynuyorlar abi. Aynen. Bu Sion Ksante'yi kovalayacak. Onu söyleyeyim. MNS'ten Chovy'ye karşı barış. Bir saygısızca bir LeBlanc piki mi geliyor? Yoksa burası Galio mu ya? Ya da Nautilus açık mı? Yo bende. Nautilus banlıyorlar ya. Az önce Chovy bir Nautilus oynadı. Belki Kha'Zix'de. Oo. Bakalım LB'ye karşı ne alacak. Ben mesela bunu bayağı merak ediyorum. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Burası Malzahar efsane, biliyor musun? Normalde ama Olabilir. işte Ahri nasıl? oynamayacak. Ahri banlı. O Vex var. Onu unuttuk ve Kha'Zix, Lucian, Ksante, LB hepsi deş. Bu arada Taliyah da çok iyi değil mi lan buraya? Yani evet fena değil ama matchup'ı bilmiyorum ya. Taliyah LB matchup o kadar iyi değil de Vex bayağı iyi buraya. Evet Vex güzel fikir buraya. Dün gece 5'te falan uyandım dedim ya chat. Bak şurada solo Q attım 2 tane. Göstereyim şöyle. Şurada 2 tane Vex oynadım. Oğlum karşımda Katarina var, tamam mı? Ona 4 oynuyor adam mesela. Ben de 8-3 oynuyorum. Adam gitti sağdan soldan kill topladı, klasik. Oğlum Kayn'la Kata'ya oyun oynatmıyorum bak. Sıfır. Sonra geldim burada 3-2-5 oynadım. Karşıda Irelia var. Kayn var yine. Yemin ediyorum adım attırmıyorum adamlara fight'a. Kog'Maw'ın yanına bir oturdum W ile. Hiçbir şey yapamıyorlar. İnanılmaz keyif aldım şu iki maçtan. Abi sabah oynarken kendi kendine oh Ceres ne yapıyorsun ya beyler bakın bu yüzden diyor musun? Oğlum dün gece şey solo queue atarken kitap dinledim öyle söyleyeyim sana YouTube'dan. Yani öyle bir moddum dün gece. Podcast abi böyle. Akın diye bir tane adamdı galiba okuyan adam. Akın Beğendim Altan aynen. ama LeBlanc'ı görünce net bir şekilde Abi sen kendi LeBlanc'a kendine karşı oynarken iyi bir bakalım hareket burada yaptığında nasıl gözlerini falan performans açıyor musun? sergileyecek Evet. Chovy. Daha deminki maçın o da Görükle de yaşanır. bundan Juzu ne yapıyorsun ya? Ne yapalım abi Aynen aynı. hadi öyle olsun Japonya. Takım makım Benim işlerini ne için yaptın? sorun. Evet, bir yerle anlaştık gibi ya bakalım. Harbi Son mi? O koridorda geçen koridor. konuştuğumuz Aha. yerlerden biri Bu mi? eşleşmede ittirmeyi Aha. alabilir. Biraz da Doğru. tam böyle Şey kesinleşsin AD şey yaparım. Carry mi? Söylerim. Roger transfer olmuşsun hayırlı olsun. AD Çıkarsana Carry mi ne ya? bunu ya. AD Carry olarak mı geçtin diyorum. Ha hayır ya. Bu sefer Sandalyeden support'um. kovuldu olsun. Buranın Ama bence support'a Kayn ihtiyacı yine varmış. güzel İlk kazandı maç ve nasıl geçti Kayn'in ya? aslında Ezdi mi iyi. genci? Baya. Genci. Ya aslında bayağı değil de. Direkt olarak Sven'in üzerine gidiyor. Sıçra atmak zorunda kaldı Sven. Da birinci Bak seviyesi. şimdi. Match Ne up olursa bitti olsun. Sesi yalnız. Bitti kapatıyorum. mi Bir şey acaba? söyleyeceğim chat. Bu matchup'ı kaç kere izledik Zayrakan. Elk oynuyordu hatta bu matchup'ı. Bir levelde Rakan'ın W'suna flash atan Lucian'la mı vardı? Hatırlıyor musunuz o eşleşmeyi Barış? Sen de vardın o gün. Evet. Burada zaten Rakan'ın W'sine flash atsalar trade'i yeniyorlar. Evet Match'up'ı abi. yenmiyorlar mı? Matchup'ı yeniyorlar. Yapmıyor abi adam Bak mesela. şöyle olacaktı. Böyle Heh. olacaktı işte. Bu. Bence o bu arada Rakan'a bir iki tane daha vursa daha vurmaktansa sanki daha iyiydi orası. Bence Gidiş altında Lucian'la üçte mı bir underrated olmuş. kalıyor ya. Aleykümselam. Aleykümselam. Luger de beğenmiyor Lucian'la mı iyi Yap de. bakayım T1'ı. Lucian'la mı alan Yap bakayım genelde karşısına. hep iyi oynadı abi. O Koridorda iyi Berserker base atmadıysa o kalmadı. wave'de baya Üste kötü olur dönmezse çok ya. kötü ki. Üste dönerse de koridoru Base'i yavaş çok yavaş kötü oldu ilerleyen. Bu arada Berserker. şu an bak bu draft Yani bence Paze'i verdiler. Genji, Sivu ay eşleşmesi Genji diyorum. çok güzel Cloud9 bir için çok iyi hamle mesela. yaptı. Az önce çok sıkıntı draft bence yani genel olarak geri düştüğünü falan. Ama şu an Koridorda Top'ta Sion Xante o kadar da kötü bir matchup değil. botu Bot'ta bulup Lucian'la mı bitirebiliriz. oynar Zayrakan'a Baskı karşı ne kurmaya kadar kötü çalışıyor elinden oynayabilirsin? geldiğince ki MNS baskı zaten kurmaya LB çalışıyor main. şu an. Ya güzel yerde tutuyor. Aynen. NA'de Favi'yle şey banlıyorlar değil yapamazlar mi? ya. Zaten ya.
Eneyde banlanıyor. Eminence'in de blankı mı? Hmm. Rakan'ın kendini İkinci fezden banlanıyor ya. Görüyorum takımların banlanıyor. İlk fezden banlamıyorlardı galiba ama. Ama iyi LeBlanc oyuncusu tabii ki yani. Çok görüyoruz zaten bu tarz. Berserker da bu arada iyi Lucian oyuncusu yani biraz favori kitlerini almışlar bence. Ya hem de öyle meta dışı da değil çok yani sonuçta. Tabii tabii. Ben bir Kha'Zix'i sevmedim burada ama ne bileyim ya, Vex var, Rakan var, Sion var, ne yapacak bilmiyorum Kha'Zix. Oy. Oy, çok iyi oynadı Berserker. Yalnız çok iyi orada Ace'ini kullandı Berserker. Ama Zayap burada base atarsa çok kötü olurdu ama yatacak gibi ya, attırmamaları gerekiyor da. Kha'Zix'leri yok ormanda takımda şu an. Acilen Blaberin de Berserker base atamazsa çok çok iyi bu arada. Çünkü Pinat bu tamam wave olduğu için at, o cheese atılıyor. Yalnız niye flash W atsalar kesebilirler. Sven sıçrası yokken bu skoru yılı var, yılı var. Oğlum yılı yok mu? Sanırım yok, yok abi. 5-10 saniyesi var bak. Yok yok. Çok bir de buraya gelmiş. Pace çok güzel space yani, attı bu arada işte ya. Burada biraz takım farkı vardı. Lucian'a. Savaş uzasa bile mesela bir kişi adam avantajları olacak. Abi adamlar mesela nasıl yendikleri yerde. Biraz jungle farkı diyebilir miyiz abi? Bu tam jungle farkı mı bilemedim. Yani flash'ini kaybediyorsun. Bakalım flash var. Ha bence çok kötü değil ya bu skor. Dilak buraya yaklaştı, burada savaş isteyebilirler ve X uçaklardan dahil olabilir. Direkt olarak Sven'in üzerine ulti kullanıldı. Chovy hasar yetmedi şu ana kadar ama takip ediyor. Sıçrası var, Sven'in sıçrayı kullanacak. Son vuruş gelmedi Chovy'den. Ejder diğer taraftan, Cloudlight tarafından alınıyor. Ejder'i aldılar fakat takip taşlarından. İyi, Ejder'i aldılar. Yani botu freeze diyorsa sıkıntı yarar. İttirdi sanırım. İttirme avantajını alması lazım. Abi Vex'in lane push'u falan inanılmaz iyi ya. Gerçekten iyi matchup olduğu zaman Char çok güçlü bence. Peki bir şey söyleyeceğim. Barış, bu maçta Xante Jakşu alacak değil mi? Yani ben olsam şeyden sonra, gün ateşinden sonra gün ateşi Jakşu yapardım. Ya karşısında ama tank olduğu için mi Jakşu alıyor? Mesela atıyorum AD normal bir pick olsa eldiven mi burası? Çünkü AP olarak ya, çok şey yok ya. Böyle Jax gibi charlara karşı, AD charlara karşı eldiven rush iyi gerçekten ama tank matchuplarında gün ateşi artacak şu daha iyi. Ya bir de zaten hani Vex var. Oradan biraz MR da kötü olmaz yani. Evet evet. Xante bayağı tank olacak ha. Tık Vex'e bağlı ya. Şimdi gün ateşi Jack Show 3. Gargoyle olabilir. Ya da Vex çok kasmamışsa full armor da gidebilir. Vex acaba Diandre'i mi alacak yoksa şey mi alacak? Kim? Vex. Alamet alınıyor. Vex'i, Buden alır değil mi bu Vex'i maç? Vex'i yandırır. Niye alsın oğlum? Bir tarafta pırıltı, bir tarafta hep buz bile alabilir. Blaver'ın canını çok yaktı. Üzerinde sıçrayı. Oooo. Bu kadar vuruyor muydu ya bu kon? Vuruyor, vuruyor. Japone. Kon counter değil mi ya W'sundan dolayı Kha'Zix'e? Pırıltıyla birlikte. Aha. Aha. Aleykümselam. Aleykümselam. Siz geç kaldık ya. Emenes boğuyor mu Chovy'yi? Harbiden Emenes Chovy'yi yani lane'e sokmuyor ya. Ama demek ki o zaman TR'deki midler Chovy'ye karşı oynar abi. Kesinlikle. Öyle mi oluyor yani? MNS'e karşı oynadılar sonuçta yani. Hiçbir zaman vazgeçmedikleri bir oyuncu. Bir de MNS oyun tarzıyla alakalı ya. Bir de çok başarılı olamadı Türkiye'de MNS. Ama takımı kötüydü oğlum. MNS o split normal yani bir takımda oynasa direkt %100 şampiyondu. Adam herkesi solo, bolo, molo, molo yapıyordu adam. Kim var takımda abi? Top lane'leri kötüydü onların ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Emre şampiyon olmadı mı ya? Oncan, Oncan vardı Oncan. MNS, Oncan, Focus. Neramin, Neramin. Yok, Neramin. Focus, Focus. Focus mu? Değil miydi ya? Focus, Focus değil mi ya? Bize Twitch'le şey çekmiş. Neramin de olabilir. Neramin artı slot mu acaba? Hayır ya, Focus'la Şevikat'e mi? %100. Geldikleri için. Doğru ama tek Koreli çok saçma değil mi oğlum? Focus tek Koreli oğlum. O zaman Focus Shavik atamıyor. Oğlum Focus MNS Shavik atamıyor. Tamam biri Neramin diyor da o yüzden. Hayır Neramin değil. Neramin değil Focus'muş baktım şimdi Ölpedia'dan. Abi bu ne ya, bu ne ya? En nefret ettiğim şey karşı jungle'ın gelip beni böyle midde trade atması ya. Karakter olarak çok öyle mi? Güçlü takım savaşlarında ama. Şu an takım savaşı... Jungle gap var ya. Peanut da anca gitsin bileği buraya essin yalnız. Onu da yıktırayım size. Aha gitti plate'ler abi. Hani öne geçiyordu? Benim bu arada... Ne öne geçiyordu? Beğenmediğim yani...
Menes darla mı? Çok yavaş ya. Kazix çok yavaş yani, harita hareketlerinde. Falan olsa fark yaratabilecek. Ya buraya geliyor Blubber ama. Ota da Peanut ilk yıkandı. Dikkat etmesi lazım. Çok bitti fazla hasar var Blubber'ın üzerinde. Çovi. Bu arada bir tane kayıp cilti var ya bu adamın. Yani. Abi çok kötü. Gitmeli olmayacak seri bugün. O yüzden gelmedim hatta. Aldılar oğlum. Kuleyi aldılar. What the fuck? Böyle bir alış mı var? Kulesi düşüyor. Fudge rakibinin üzerine gitmek istiyor. Aha. Son bir hamle yine Doran kaçtı da. Her şeyden aleykümselam. Aha. Alt tarafta da savaş çıktı. Ultiler kullanılıyor karşılıklı. Güzel oynadı Berserker. Şimdi atak sırası Berserker'da. Manası da kalmadı Paze'in. Üst tarafta ise takaslar devam ediyor Fudge. Aha. Dikkat etmesi lazım. Yani alt koridorda bir tık avantajlı. Herkes aksiyonda ya oyunda. 4'e 2 oynuyor gerçekten. Oha. Dive geldi. Bitiyor şey yalnız. Bitiyor. Ulti geldi. Eyvah eyvah. Tek attılar. GG. Hamle şansı vermiyor yine burada. Chovy'le birlikte Peanut Blubber'da. Lan bu ölüş bak Blubber'ın ya. Ne oluyor lan? Nasıl bir ölüş ya? Şey ya benim şey var ya abone olunca böyle denize atlayışım var ya. Blubber öyle atladı resmen. Farkını gösteriyor. Belki minyonda eşit bu arada. Chovy ama. Chovy bir 5 dakika önce de buraya gelmişti ilk savaşta. Güçlü midlane almışsın ama yine Chovy yani buradaydı. Nasıl kimse çar değil oğlum oynamayı bilmiyor adamlar. Adamlar koridorda ölmüyor bir şey yapmıyor ama. Yani Chovy ve Pina Koreli çok takımı aktif. Yelsin ya da Çinli takım hiçbir oynamayacak. Bu kadar da kalmamaları lazım. Perfect senaryoda evet, belki. Niye oynuyorlar oğlum? Güveniyorsunuz ama. Bir tarafta Vex var bir tarafta Vukon. Bu ne bu? Arayı da kapatabiliyorlar. Bu int. Bu arada bence bu maç aşırı kötü ya. Rakan soyan varken Kazix almaları ne bileyim. Evet. Görüp mü aldı 4-5'ten? Şey yani sadece Vex'i görmüyordu. Wukong aldılar, Rakan aldılar, Sion aldılar. Allah Allah. Ki bu seriye kadar ben Blaber'i gerçekten ne bileyim ya Lucian da mi sanki Kazix'le iyi değil gibi ya. Bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum ki. İyi olabilir ama. Benim düşüncem iyi değil yani. Bir tane yardım gelmedi adama ya. Bir şey zor ya oğlum adam çok geldi. Gerçekten çok şey farkı var. Ya mesela bir maç jungle diff oluyor, yani bir maç mid diff oluyor falan yani. Bak hep buz aldı bu arada Barış. Sonra da kazanabilecek durumdalardı. Bence Everfrost en iyi itemi ya Vex'in. Fena CC atıyorsun çünkü. Şey. Luden de okey ya. Luden de fena böyle. Ya ama bak Luden de şöyle. Luden de biraz böyle ultiyi tutturmak zorundasın gibi bir durum var anladın mı? Hani ultiyi tutturmak da çok zor bu arada Vex'te. Hani öyle bayağı zor hatta. Kanka onda. Yani. Bence Rakan Soyon varken. Rakan tek yiyon ama. Genji yeniyor. Evet evet ama olabilir. Şunu söyleyebilirim. Şeyin verdiği can bayağı OP. Yani Paze bir Delight ikilisi. Bir de Vex'in ultisi öyle zaten insanlar çok şey yapıyor. Hani ultisini tutturup evet, böyle sağa solu kesmeye çalışıyor da. Hani Vex bence öyle bir şampiyon değil ya. Direkt böyle senin takımında kasan biri varsa onun yanına çökeceksin abi. Knockup'la geleni veya şey yapanı CC'leyeceksin. Vex şey gibi işte ya. Peeler mid gibi. Poppy. Aynen Poppy gibi harbi öyle. Zaten ikisi de şey Yordle. Aynı dönmesi için. O yüzden Poppy gibi abi. Hiçbir şey yok bu konuda. Lulu da Poppy gibi. Mesela aynı mantık. Knockup bu var. Tristana da Poppy. Ya kom farkı da. Tristana da ulti var işte. Şey yalnız Yordle'larda niye hep şey disengage var lan? Niye öyle? Bir fark yaratamazsan. Bu Narda da Poppy. Narda da var disengage ufak. Teemo. Yordle kaldı mı? Cannon var abi. Yordle'lar Yordle. LeBlanc'ın yerine daha çok. Mesut bir Yordle olmak istesen hangisini isterdin? Nasıl bir karakter diyeyim? Şimdi ben olsa olsa Yorick olur abi. Ne Yordle? Hayır, mesela herhangi bir Yordle olacaksın. Yani bakalım bir Yordle'da neler var ona göre. Bir bak bakalım. Kontrol et. Bu arada siz Ken'in oyunda bir tane dediği repliği biliyor musunuz? Ben onu sen dedikten sonra öğrendim. Ne diyor? Repliği lan. Önemli olan bu iyi değil işlevi diyor Kenan. Yemin et. Yemin ederim. Çalışmalara başlandı. Aha! Kasar var. Ben Rumble oyunu. Mesela o Berserker diye Elk, Ruler, Guma'yı şifan olsa ölmüştü o adam. Timo'nun lafı o diyor herkes. Timo diyormuş oğlum onun. Hayır ya. Abi chat bu konuda büyük ihtimal daha iyi biliyordur diye ben chat'e güveniyorum açıkçası. Daha iyi biliyordur ya bu arada. Ya Cüzü. Sen zaten bilmiyorsun abi. Boşver. Oğlum Kenan diyor. Kenan yazdı şimdi. Oğlum Kenan. Troll. Kenan diyormuş.
Kazanan İnsanlar beni yani kendimden şüphe ettiriyor ya. Kazanan yok o savaşları. Oğlum daha yeni çalışıyorum diyorum size. Testleri çalışmaya başladık. Şeyden de sürekli olarak can kazanıyor Sayon. Dora ile train at. Pasifinden hortlaştığı sürekli can kazanmış. Abi Timo olarak geçeceksin ama zurna dürüm bedava olacak hayatım boyunca. Oğlum zurna dürüm bana zaten bedava gibi yani. Zaten öyle yani. Niye Timo olayım anladın mı? Yine konular açıldı ya. Fena atın. Şu an oyunda mesela bak düşünsene 4-0 maç ama Gold Leaf'e bak. En sevdiğim öne geçiş şekli abi bu. Çaktırmadan böyle Gold Leaf atıyorsun. Bu arada bir şey diyeyim mi? Fight'ta öyle über fark yok ha Wukong harici. Onu da ayıktırayım yani. Fight kısmında Lucian Zaya aynı itemler. Xante Sion aynı diyebilirsin. Orada Wukong çok güçlü. Oğlum Peanut aha o da öldü. Oğlum, bu arada adamlar tetiği ne kadar güzel çekti ya. Bir alamet daha. Tekrardan inhibitor kulesine kafa attığını görüyoruz orta koridorda. İki tane bounty. Muazzam oynadı takım savaşını Genji. Yani Blaber'i öyle bir yakaladılar ki. Aha. Trans sadece Blaber'i yakalamıyorlar. Evet, hasar vermeye çalışıyor ama kendisi de çok hasar aldı. Yarın kim oynuyor Furkan abi? T1 GDG yarın. Yapma. Yarın buralar yanacak yanacak. Yarın için özel konuk var mı? Yarın özel konuk Jungle Juz'u yarın. Bugünkü top lane. Skip yani atamıyor muyuz ya? Neredeyse kusursuz oyun olacak Genji. Yok bugünkünü geçiştiremiyoruz. Yarın Armut artı Closer artı Zeytnot artı Fab düşünüyoruz yani düşüncelerimiz arasında. Yani çok, çok bu ne? Yaşlanması 27 falan. Yayın başında şiirdi işte. Konuklar yazıyor. Biz geldik yine konuklar diye başlık geçiyor. Oğlum sen konuk değil sen misafir değilsin. O yüzden Mesut. Zaten Kazix'in de oğlum kanal bizim diyorum sana Mesut. Aynen öyle oğlum. Şansları dahi yok. Sen misafir değilsin o yüzden. Yayın yap T1'da kardeşim. Yarın takım elbiseyle çıkacağım yayına. Işından da buraya geldi. Mesut'un Kadir her başlıyor. Gün öyle yapıyor sanırım. Faç yakalanacak burada uzaklaşmaya çalışıyor. Hasar şu an. Bu arada her geçen gün abi köylü milletin efendisi. Şey, bugün yapmıyor. Soluyor bak fark ettiniz mi? Dün sarıydı bu bugün solmuş. Ha şu an turuncudan sarıya sarıdan. Kasar. Evet evet şu an tam olarak şu an başladı. Zenginlik bir ayrı bir şey ya Ragnar. Ama Closer giymek falan. Closer geldi mi bambaşka oluyor. Yemyeşilli oluyor YouTube. Siz sanıyorsunuz ki ben Twitch'te 10k izleniyorum acayip hoşuma gidiyor. Orada YouTube. Closer mi geliyor Allah diyorum ya. YouTube diyorum ya. İçi dolu yeşil. Bir kez daha. Sen daha Closer'ı YouTube'dan beta takip etmemiş adamsın ne anlatıyorsun ya. Daha dün ettin adamı takip. Gumayushi. Delight çok iyi yerde bekliyor. Closer fark etti yani. Faç şimdi onun üzerine gidecek. Ultisiyle birlikte başlatıyor. Böyle setuplar çok iyi ya. Çarpmadı Doran ultisi Doran. Ulan bizim setuplar daha iyiydi. Aha. Çok fazla hasar almış. Nami ultisiyle birlikte de uzaklaştırdılar. İyi zaman kazanıyor kendine Cloud9'un orada ulti. Ama kötü ulti attı ya. Öyle atmaması lazım ultiyi. Aha tek yedi. Chovy de öldü. Başı belalı olabilir. Çok kötü savaşıyor. Ayrıldılar direkt. Diğer tarafta savaşı kaybederlerken burada Faç. Skorunu alacak. Baron alırlar mı? Evet. Chovy ve Delight öldü diğer tarafta. Ya, o kadar ayrık savaşıyorlar ki. Orada. Mesela Genji o Baron'a nasıl gitmiyor mesela? Bıraktılar mı Baron'u cidden? Burkan abi adam Sion'u kaçıncı pikten aldı? 3. Red 3. 4. Red 3'ten aldı. 4. 3'ten aldı. 4. İddiası neydi mi? Tamam gel. Nesine? 10 sabuna. Tamam hadi gel girdik. Ben yayın açmıyorum ki. Tamam geldik girdik. Tamam ya bana atarsın Furkan abi onu sap. Cüzu ile biz kardeşiz evet. Yani. Tamam aç. Kötü haber gelecek. Oğlum bir önceki maç mıydı o? Tamam yayın açınca sizler. Furkan abi 10 sabımı alayım. 10 sabımı alayım yani. Oğlum sana ne oldu? Keşke başka bir şey istemişim. Güzel oh be ucuz yırttık. Lan Cüzu YouTube. Ucuz yırttık. Bir önceki maçmış o. YouTube'dan 2 saniye baksana Cüzu oğlum sen de var ya. Biraz Furkan abin gibi. Abi? Aha. Berserker'ın
bir tane otomatik saldırıyla Doran'a kaç vurduğunu. Sion'a vurabilecek bir karakter yok solda yani. Lucian'da mı? Bak şu an bir tane Leblanc Kha'Zix. Bu arada Sion'a vurmayı bırak. Şey. 150 vurur mu sence? Bence yan yana fight attıkları sürece sol takımda hiç kimse hiçbir şey yapamıyor ki oğlum. Şey bu Wukong'un itemlara baksanıza. Kanavar olmuş adam. Wukong çok güçlü. Yarın yine itemlar geliyor. Ben abi sana içeri çık diye. Yani ben o tarz içerikler yapmıyorum ya. Yarın geliyor ya. Gelmedi mi ha? Hala şu an yarın geliyor. Umarım da bugün gelmesi lazımdı. Delayladılar. Yapacın üzerine diğer tarafta Baron doğru ilerliyorlar. Berserker. Ne yapıyorsun orada? Abi yok. Wukong, Rakan. Zor maç. İkisi aynı takımda çok güçlü ya. Kesti cezayı burada Berserker'a. İnhibitörü de alacaklar senin de söylediğin yani, gibi Doran da alt koridordan itiriyor, alt koridora da ilerleyebilir bu da Cenci. Peki Duger bu Berserker'ın laning'i nasıl? Karşılamanın, sence? Bir, anlamı da yok ki. Laning'inden daha çok late game'i bence iyi oynuyor ya baya. Ben vazgeçtim 70 falan vuracak herhalde ya. Ben de 2-3 oyun geldi solo kimi evinde. Adam laning'i full kaybediyor. Kuleden bile hasar yemiyor. Laning'i o kadar iyi değil ya late game'e göre adamın. Support ama daha çok late ile biraz. Ve geri dönüyor. MNS Meje'yi çekmiş. Kompozisyonunun zaten Sion'a hasar vurması için erken MNS balonu patladı. Sana tek bir şey soracağım. Oğlum bence balon sonra patlamış MNS olmuyor ya adam. Çoriye karşı ne yapsın ki adam? Mecai. Neden yani? Ne derken biliyorum. Bence Cloud9'da veya atıyorum TSM'de Fatih sen daha iyi cevaplarsın bunu. Mesela MSI'da ya da Worlds'de bir şey yapamadığı için kadro değiştiriyor mu takımlara neydi? Abi adam işte imkansızı başarmak istiyor. Yok ya değiştirmezler muhtemelen. En iyi kazanmak daha önemli değil mi sonuçta yani? Evet. Abi şu an bence başarılar ki. Sözü geldi. Cloud9 şu an çok iyi ya abi. Bence değiştirmezler. MNS dürtüldü bu arada dürtecek. MNS çok dürtüldü. Faç sıçrayla birlikte girdi ama Pace ultisini kullanıyor. Pace ucuzlar yani bir de. Aynen MNS orada çok para almıyordur büyük ihtimal. Sıçrayla birlikte skoru buldu. Tabii ki. Zven de aynı şekilde büyük ihtimal çok almıyordur. Yapacak hiçbir şey yok. Lan bu takımda değiştirsen kimi değiştireceksin ki? Bıraktı adam. Bıraktı adam. Ama support yani... Bence buraya bak. Zaver, Zven bunların üçlü şey olarak değil mi? Önceden bak, buraya, beri beraber oynuyor. Buraya atıyorum alacaksan, yani, buraya bir hani ulan ben MSI'da da ufak da olsa bir şey yapacağım diyorsan buraya Vulkan'ı alacaksın. Bence. Yani eğer ufacık da olsa ihtimalim olsun diyorsan bence Vulkan NA'deki en iyi support. Bilmiyorum Fatih ne düşünüyor ama. Vulkan'ı FlyQuest aldı bile. Biliyorum ha? Aldığını ya. FlyQuest şu an inanılmaz güçlü oldular. Bak FlyQuest inanılmaz güçlü oldu. Prince'le Vulkan büyük bir ihtimalle Fatih Allah kolaylık versin yani öyle söyleyeyim sana. Eyvallah. Anime kızı. Oğlum harbi diyorum Vulkan çok iyi oynamıyor mu? Ben mi yanlış düşünüyorum? Fatih yani. En iyi support kim neydi? Uhi. İyi olabilir bu arada ya. Sanki son maçlarda iyi oynamıyor mu? Ya şimdi MSI değil. NA performanslarını koy işin içine. Vulkan'dır. Değil mi? Öyle girdim. 5 tane report feedback aldım ardı ardına. Bu ne oğlum? Abi arkadaşlar CoreJJ eskisi gibi şey değil ya. Tam CoreJJ eyvallah iyi de eskisi kadar böyle baskın oynamıyor CoreJJ. O yüzden Vulkan bir tık daha öne çıkıyor. Zaten Vulkan gittiği takımlarda hep başarılı oluyor ya. Faker senelik 10 milyon dolar mı ne alıyor galiba? Evet, yani bu takımın ne istiyorum biliyor musun? Takımın ortağı değil mi zaten? Öyle bir şey. Kendine para veriyor adam. Faker'da çok böyle şey yani jungle rolü falan yazıyor ya League of Legends'da. Orada yanında takım sahibi de duruyor böyle iki tane şey var. Yok zaten şey ya benim bildiğim sözleşme yenilerlerken en son bir hisse verdiler diye biliyorum ben. Faker Kore'de apartman bile alır. Rezidans da alır ya. Keşke galiba sadece apartman alsın. Alabileceği şeyler onlarla kısıtlı olmasa ya. Ya bu arada şu an gerçekten çoğu futbolcudan falan daha iyi para kazanıyor bu arada. Yani top seviyedekileri saymazsan. Hani sponsorluklar falan Faker sponsorluktan acayip para alıyordur mesela. Adamın YouTube, Twitch, sponsor, takım. Ayrı bir seviye ya. 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da hatırlanır herhalde. Bir Ronaldo, Pele gibi. Tabii canım aynen öyle. Vallahi öyle. Yani mesela futbolda tamam mı? İyi bir takımı yenebilirsin belki mesela. Atıyorum o gün adam kötü oynar, kaleci hata yapar, bir şey olur falan. Ama abi LoL öyle bir şey değil. Gerçekten LoL'de hani mesela bir kişinin yaptığı hata ve hani buradaki hatayla futboldaki hata çok daha böyle
küçük şeyler doğurabiliyor yani. Mesela burada ufacık bir hata çok absürt şeyler oluyor. Futbolu çok daha az oluyor. Burada atıyorum sen çok iyi oynasan bile kazanamayabiliyorsun falan böyle. Ama futbolu iki tane yağla kazanırsın atıyorum. Bilmiyorum. Burada iyi takımı yani kendinden daha iyi takımı burada yenmek çok daha zor bence futbola göre. Öyle ya. Bence de futbolda diyelim. Bir de burada best of five oynuyorsun. Hani bir maçta yenmen yetmiyor mesela. Anladın mı? Hani gittin Real Madrid'e yanlışlıkla atıyorum. Hakem hata yaptı. O oldu bu oldu. Bir taneyi aldın. Bir şey oldu. Kazandın. Tamam oh ne güzel. Ama burada bir tane kazandın. Sonraki iki maçı ne yapacaksın? Öyle ya. Kazanamayacak. Başka soru. Oluyor. Dedim geçen Milan çok güçlü kadro gitti. 19. takıma kaybetti. Yani böyle bir şey nasıl olabilir ki? Tamam işte burada onlar olmuyor. Napoli'nin 20. takıma kaybetmesi. City'nin Nottingham Forest'la beraber mi kaldı? Kaybetti. Yani öyle bir şey de oldu. Öyle şeyler. Tamam işte o yüzden futbol şey olarak eskimiyor yani. Burada hata olsa bile geri sarıyorlar. Başka hangi sporda var? Ne alaka lan? Oyunla alakalı hata olur. Ona baksa diğerine de var var yani. Futbolda var var. Var olsa bile hakem kararına kalıyor bazı pozisyonlara ya. Yine de onu şey yapabiliyorlar yani. Hakem bana göre şöyle oldu deyip verebiliyor yani. Neyse işte LOL oynamak değil de hani dediğim gibi böyle senden daha iyi takımları yenmek baya 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 zor yani. Hatta gerçekten söyleyeyim yani. Mesela bireysel olarak ondan daha iyi değilsen imkansıza bile yakın yani yenmen. Mesela G2'nun en iyi olduğu dönem, MSI kazandığı dönem falan bireysel olarak oyuncular Koreli oyuncularla kapışabiliyordu. Anladın mı? Öyle bir durum var mesela. Atıyorum Perks kendi koridoruna çok iyiydi. 2x çok iyiydi. Caps bambaşka oynuyordu falan. Yani anladın mı? Çok çok iyi oynuyorlardı. Kendi rollerinden bahsediyorum yani. Hatta o dönem Caps'e Kore'den falan teklif gelmiş yani. O derece adamlar iyi oynuyor. Ama burada mesela yani futbolda yani karşıdaki insan kadar iyi oynamasan da bir şekilde takım oyunuyla onunla bununla idare edebiliyorsun. Vay be Caps. Nereden nereye? Vallahi öyle. Mesela Caps'in yerinde olsam ben mesela bu sene böyle geçse direkt giderim yurt dışına. Ay yurt dışına dediğim Ene'ye. Zannetmiyorum ya Europa bırakacağını abi. Avrupa'da da çok alıyordur ya Caps. İşte orada daha fazla alacağı için. Evet Caps'e aslında çok fazla para ödeyecek adam var da Caps de aslında çok parayı umursayan bir adam ya. Olduğunu gitmez ya. Yok ha. Yok hani öyle bir insan değil. Yok abi bunun insanlıkla alakası yok ki ama kariyer planlaması bu işte. Hani bu yok, insanlık... Kariyer planlamasına şey yapmıyordur ya direkt hani nerede mutlu olacağını düşünüyorsa. E tamam Eney'de niye gitmeden nereden bilecek oğlum bir sene denersin yani. Ya sonuçta adam Avrupalı ya. Ömür boyu şey yapmış yani. Amerika biraz daha farklı gelebilir belki onun için. Bir de en iyi lige gitmiyorsun o da var. Bilmiyorum. Yani orada belli bir zamandan sonra para daha önemli. Belli yaşa geldikten sonra. O adamla ilgili ben bir şeyler duydum yani. Düşün hani çok iyi oyuncu oluyor mesela ama kontratı falan mesela çok kötüymüş yani. Hani diğer oyunculara göre. Önemsemediği için düşün yani. O tip de var ya adamda. Adam LoL oynamayı seviyor ya. Oyunun sesini veriyorum şimdi. Şöyle bir geldi. Gragas Kenan de Gragas rahat değil mi? Rago. Doran'ın da direkt hani at bence ya. Seviye 3 olmadığı için herhangi bir 2 kilo. Bu arada Ebenes niye Grasp girmiş acaba ya? Niye Grasp girmiş? O kadar da değmezdi. Ha, Sant oynuyor. Lever'ın Lee Sin çekmesi iyi bence ya. Biraz oyunu böyle flipleyebilirler falan böyle bir play mi ledin yani. Matchup da Lee Sin de bayağı iyi ya Kazik'e karşı. Çekiniyorlar daha demin MNS bir şeyler konuşuyordu zaten. Ama sağ tarafta Lee Sin oynamak daha kolay ya. Trash, Ahri. Hangi takım? C9 diyor ne diyecek? Sol tarafın Lee Sin setupları çok kötü bence. Abi G2 bu ya. Baksana Gragas'ı. Gragas cidden top'ta çok şey şampiyon ya. Chill. C9 demiyorum ben mi yanlış duyuyorum? Ahriye WMX Q'dan önce leş. Niye korktun? Abi ben? Mid şampiyonlarıyla her zaman wave bittirmen daha önemli. Kaybedeceklerine kaldı. Bak, biz seninle aynı şeydeyiz. Turnuvada Knight en iyi mid gibi duruyor. Faker'la Knight'ın kapışmasını göreceğiz yarın abi. Bakalım nasıl olacak. Acayip merak ediyorum. Yarın Knight, Faker, Gumayishi, Ruler. Fena eşleşmeler var. 369 Zeus. Online temposunu fena iyi kullandı ya. Burada da 2 de aldılar.
Ya bu Xante şampiyonu biraz fazla güçlü ya. Gücü neredeyse çoğu eşleşmede iyi. Oo, çalmak istiyor Peanut, çalmak istiyor ama giremedi. Delight savaşmak isteyecek gibi burada. Şifa kullanıldı. Ölüm cezası. Çok yakındı. Çok yakındı. Yalnız Ahri buraya oynar ha. Sıkışmış durumdalar. Şu anda savaşı başlatmak biraz beklemeleri lazım. Peşin küsü gelecek. Ölüm cezasının dönmesine hala zaman var. Şifada kullanıldı. Savaşı başlatıyorlar. Yunus tek yedi lan. Bence kazandı ya çok hard. Üzerine gidecekler. Zven skorda geldi. Kralır mı? Ölmedi. Devam ediyor. Daha fazlası çıkmayacak ama Genji bu savaşı orada Lucian bence flash'ta falan kaçması gerekiyordu ya. Savaşmaktan korkuyor ya. Bunun gerçekten başka bir açıklaması yok. Gereksiz ölümler. Kullanıldı Doran'ın üzerine. Bayağı da hasar var. Oha. Doran dikkat etmesi lazım. Dive'lar mı? Dive giriyor. Canı çok az burada. Zor gibi. Fudge. Aha onu tutturdu. Tuttu tuttu. Keser. Dikkat etmesi lazım. Öldü. Ay! Fudge çok ya ama. Flash atsa. Aaa! Allah! Şişman dojlayamadım yorumdan dolayı. Wave de çok iyi kaldı. Kenan böyle bir karakter. Kendini alıyorsun. Chovy'e bak hemen gidiyor oraya. Kırmızı tarafta da kafa rahat bir şekilde. Aman bir iki minyon kaçar Chovy. Vallahi bile adam var ya. Minyon kaybedeceğim diye ödü kopuyor ya. Eşit gidebilirsin. Aynı ben Chovy ya, aynı ben. Ya şu pozisyonda. Ya Peanut'ın zaten zıplama yeteneği de yok. Burada hani MNS daha erken bir şey deneyebilir ama burada mesela Paze geliyor vuruyor. Burada Jinx'in little tempo olması çok kötü oldu ya Cloud9 için. Bak herkes kaçıyor. Skill'leri kullananları çok uzun bir adamlar. Abi ya gireceksiniz. Lucian'ın şu an AS yok mesela. Ya giriyorsun ya giriyorsun. Yok ya direkt hard buz burası. Ahri'nin farkı çok fazla var. Gerçekten çok bedava skorlar veriyor. Burada da Fudge gayet iyi iş yapıyor. Sıçrası da bayağı güzel. İyi oynamış aslında Fudge ya. Ama işte sıçramış. Sıçramış bir de sersemletilmiş öncesinde. Ne bir adım geri atıyor tekrar böyle. Kaçmıştı zaten. Ya üzülmemiş. Doran bir dur bir skor verdin ya sadece. Doran'daki yorgunluğu hissettin mi dayı bu arada? Bu arada yarın T1 JDG, sonraki gün Genji BLG. Sonraki gün T1 JDG'nin kaybedeniyle Genji BLG'nin yeneni. Sonra da final. Yani yarından sonra inanılmaz yani. Çok çekişmeli değil mi Furkan abi? Çok iyi. Servis etti kuleye. Birebir de skoru bulabilir. Son bir yavaşlatma. Vücutlar ve E'si geldi. Öldü. Çok şanslı son bir skor. Dojlarsa keser. Aaa. Q'yu güzel attı. Dojlasaydı kesmişti bu arada. Fıçıyı da dojlayacak. Inti, inti. Vücut darbesi de yok zaten. Ama yetmedi Fudge'ın gücü. Aynen böyle diyerek 2 hafta izlettin. Abi tamam da ne yapayım şimdi mesela BLG, Genji serisi çekişmeli mi değil mi? Peki Genji, BLG 3-0 yenerse ne olacak? Bir şey olmayacak. Tamam da GDG, BLG serisi de 3-0 bitti ama maçlar çekişmeli. Böyle gitmiyor maçlar. Hani 3-0 yenmek, direkt ezmek olmuyor ki mesela. Genji T1 3-0 yeniyordu neredeyse. Ama bir maç aldılar, oradan sonra seriyi kaybediyorlardı neredeyse. Öyle yakın seri yani. Çok rahat bir şekilde. Yalnız bu koridor değişikliği de çok Delight, iyi. Delight Flubber'ı yakalayacak. Delight skoru da atlayacak. Çok iyi oynadı burayı Delight. Bu toteminde katkısı büyük tabi. Yeni itemleri yarın yayını erken açarım. Yarın yayında deneriz. Bu takaslarda sıçrası gidebilir MNS'e. Son bir yetenek gelir mi? Gelmedi. MNS de çok sakin. İksirinden bir yudum daha aldı ve hayatta kalmayı başardı. Yeni itemler yarın gelmiyor mu? Harbi mi? Ortaya da kullanabilir bu arada. İlla şeye ihtiyacı yok. Ki ileri oyunda bir evet Cannon var ama. Doran sıçrayla birlikte Zven'in üzerinde sıçrayla. Doran. Bayağı iyi oynadı lan burayı. Sonrasında başlıyorum dedi. Tertemiz, sadece hep buz kaçtı. O da önemli değil zaten. Oğuz sıçrayla birlikte burada üzerine gidiyorlar. Paige'i direkt olarak silecekler. Kule altında kalan oyuncu var. Peanut ilk skoru alacak. İkinciyi de arayabilir aslında ama. Daha fazlasını istemedi burada Peanut. Kesemez mi onu o kadar minyon arasında? Q'sunu kullandı diye gitti. Kullanıldığını görünce. Karşılıklı
dans ediyor iki ormancı. Güzel kaçtı bu yetenekten. Peanut. Oh. Farkını konuşturdu. Aha Doran. Doran Berserker'ı bulmuş. Minyonlara dövdürüyor Doran. Fıçı ile birlikte skor gelecek mi? Son vuruş. Çok iyi oynadı Berserker ama. Hasar yedi. Aha. Lan flash'ı niye atmadı ilk başta? Berserker'a yattı. Flash'ı sellediği için öldü bu arada. Aynı anda 3 koridorda savaş var zaten. Orada yani biraz bokunu çıkarttı. Bir de Q'yu sanki orada patlatabilirdi ya. Lucian onun üstüne flash attı. Yani oraya flash atacağını düşünmedi bence de. E flash'ı koyabilirdi ya. Ya da W auto da olabilirdi. Bu arada bunu da aldılar ha. Bir piksel yana gitse Fuchi ölüyordu bu arada. Ölüm cezası yok ya. Yetersiz Pace'in pozisyonu tehlikeli ama. Lucian'la kendimi görmedim. Tabi yine dakika CS yapmış. Doran'ın en iyi LCK top lane olması başartıyor. Kim diyor lan Doran'a en iyi LCK top lane diye? Geldi. Duymamış olayım. En diyorum. Diğer takımlar gerçekten yapamıyorlar. Duymamış olayım. Kore takımları ekstra iyi yapıyor. MNS bu sefer kule altına kendimi gidecek. Doran savaşlara neredeyse hazırlıyor. Kesti ha MNS. Bu hazırlama çabası ona skor. Doran herkese libre 1 deniyor ya beğeniyor. Bir kere de tadına MNS baktı Doran'ın. Şimdi top bin arkadaşlar. Peanut bakabilecek mi tadına? Bakamayacak gibi duruyor. Ya da sevgi. Peanut'un tadına bakacaklar. Peanut'un tadına bakacaklar gibi yakalandı. Peanut hasar vermeye çalışıyor MNS peşinde. Abi yok bu Xante normal bir şampiyon değil ya. Her yerde savaşlar devam ediyor. Chovy birebir pozisyonda uzaklaşması lazım. Başı belaya girebilir. Ve kaçmayı başarıyor. Kaybedecek bir şeyleri de yok. Korkmuyorlar. Burada işte Berserker'ın ulti atması lazım ya. Böyle aferin Berserker. Yani bunu çünkü böyle oynayamaz abi Paze with Light ikilisi. Oo Berserker. Çok iyi. Berserker nice. O deş kötüydü. Yani bunları görmek istiyorum çünkü gerçekten dişli kamayı aldın. Nami Ace yokken attı galiba onu. Bu arada Nami ultisi geldi çok uzaklardan. Güzel. Geri dönüşü engelleyecek Paze. Bayağı tempoları kötü. Orta koridor hemen ittirilecek Paze'in bu hamlesi. Mid kuleyalılarsa okey ya. Çok da önemli değil. Kendi kompozisyonunun gerektirdiklerini bir noktada artık uygulamaya başladı. Ama tabi hala geriler. Ben Thresh'i çok seviyorum ya. Gerçekten takımımda iyi Thresh olsun hep isterim yani. W'su dünyadaki en OP şey olabilir ya. Bitirmeye devam ediyorlar Doran. Map hareketlerinde çok fazla yardım oluyor. Eski Tahm Kench ultisi nasıldı mesela? Hem Paj'dan hem MNS'den. Aynı bir tık ona benzer aynen. O çok ama W fulliyorlar, fulledikleri için bir de galiba şu an ikinci W fulleniyor. Savaşmak istiyor sürekli. Kullandı çok düşük olduğu için çok fazla kullanabiliyorsun. Kafayı atacak ama MNS onu bekliyor. Dikkatli olması lazım ultide kullanıldı. Ses dalgası kaçıyor. Blabber'ın başı belada. Of. Roket çarpsa mutlu olurlardı ama. Roket çarpmıyor burada MNS. Oğlum peanut ne biçim vuruyor lan? Oha. Bu ne ya böyle? Tabi tanklığını kaybeden MNS. O insan keser miydi ya? Gerçi flash'ın harcaması gerekirdi de. Bence Dionysus var yani. Kozmik olduğu için. Chow yine CS'de sayda gidince bayağı açmış fark. Yani 183 CS 16 dakikada. Orada da mesela bunların olmaması lazım. Yani ittirme avantajını alması lazım Berserker'ın. Doran. Sıçrası var yalnız Pac. Pac üzerine gidiyor hemen uzak. Ulan sıçra atıp ulti açsa öldürürdü lan belki. Şey yiyecekti ya CC direkt. MNS'le karşı karşıya MNS neredeyse hasar almadı. Ne bileyim. Şimdi atlarsa E'den CC yiyor direkt. O zaman bence tek atabilirdi Kenan. Çünkü o yani bir tık daha vurması lazım gibi. Kim için söyledin sen onu? Burada yalnız şu Kenan tek atabilirdi ya Gragas denese. Ha ben Kenan flash atsaydı diyorum ultiye. Ha anladım. Güzel flash yok. Lush'un iyi gold kasıyor ya bu arada midde. First strike'da beraber. Ya eyvallah kasıyor da bilmiyorum. Bu arada ben bu Chovy'nin bu itemi neden aldığını buldum ya. Bu item de çok ucuz. Deneyebilirler bence ama. Altında uzaklaşmaya çalışacaklar. Ama mantıklı. Direkt olarak yakalanlar. Fark çok fazla sarılıyor yalnız. Dikkat etmeleri lazım. Chovy geliyor. Işından da geliyor buraya. Chovy sıçrayla birlikte girecek. Yakalanan Blabber oluyor. Uzaklaşmaya çalışsa da. Berserker kötü bir sıçra. MNS çok arada kaldı. Sıçrası Ahri çok kırık ya. Ahri bayağı oldu ya. Fark yaratmaya devam ediyor bu savaşlarda. 3-0-2 yani kollemeye gelmiyor böyle bir kere çık öne mesela adam TP atıp hemen arkandan 3 tane zıplamayla ooo ona ne avradını
Ohoho. Fox sıçrayla birlikte gitmeye çalıştı. Lan kule lan kule lan. Ama sonrasında kendine düşecektir. Aha Fox. İyi oynadı. Bulamadılar burada facı, yakalayamadılar, düşüremediler. Bir ileri adım daha. Çovi fena darlıyor ya. Reset gelecek mi diye düşündü herhalde. Ama Çovi ağrısı oğlum. Kaç tane skor alsın ya? Gold'a bak 3500 gold diff var midler arasında. Facı bayağı iyi oynuyor ya bence. Bence bu maçı Doran trolledi ya biraz. Boşu boşuna uzattı gibi bir şey oldu yani. Elforce'un Jinx'e çarpması biraz anlık olmuş ya. Derine giriyorlar ki. Artık arkada muazzam bir totem var. Baksana Chovy'ye. Ahri Nami'ye atlayıp Lee'sine charm atıyor mesela. Bayağı iyi. Nami'nin flash'ını da alıyor orada. Ölmedim. Acı orada Q'yu yemese Thresh'in, Thresh direkt ölse, canı flu olsa mesela. Aha. Belki fight yapılır orada. Güzel bir yetenek kullanımı burada. Hep buzu daha iyi kullanamazdı Chovy. Yalnız Chovy ya. Mekanik olarak on point oynuyor ya biraz. Kim Chovy mu? Evet. Gerçekten yani. Hata yapmıyor adam. Abi bilmiyorum. Bak eyvallah Faker böyle genel olarak daha iyi olarak hani Chovy'nin adı Faker olsa Chovy'den daha iyi derdiniz anladın mı? Anladınız mı ne demek istediğimi? Şuzu sen anladın. Yok anladım. Ama Faker'ın olayı bu kadar uzun sene bu seviyede evet, oynaması yani. Evet zaten. Adam Goat işte yani. Ben demezdim. Çok fazla hasar vurdu. Benim gibi demeyecek arkadaşlar da bir yazabilir bence chat'e şu an. Peanut. Ya oğlum bak ben de bilirim Faker fanboyluğu yapmayı. Faker fanboyum zaten ama demek istediğim şey şu. Yani biz objektif adamız. Ben burada desem ki ya Faker Chovy'den çok daha iyi herkes diyecek ki aa bu koç oyundan anlıyormuş. Acaba ilk vuruştan kaç gold kastı ya? Oğlum kanonu kaybettirmeye çalışıyor Chovy'ye bak. Hala adam bak kaybettirdi vallahi. Oldu bu ayıp. Ayıp Chovy. Omzumu niye tutuyorum? Belim falan ağrıyor. Böyle rahat ediyorum ondan. Yani kaç abi dayıyla dua attığımız zaman diliminden sonra bel ağrılarım, sırt ağrılarım başladı ya. Oh bedava kahvemiz. Bir dakika. Aldı. Cloud9 tarafı. Ya. Kırmızıyı çalıyor. Ahri'nin itemlere baksanıza bir. Berserker'ın da denemesi lazım ya. Bu ne? Bu ne? Yan koridorlarının itilmesini beklerlerse onu kaybedecek Cloud9. Orta koridorda aktif oyun yapmaları lazım. Aha. Görüş almaya çalışıyor. Of, Ebuz çok iyi geldi. Jinx ultileri bugün istenilen sonuçları... Baron bak. Baron'a gidin abi hemen. Karşılaşmada. Blaben'in de sıçrası gitti. Aa, Jinx ultisini gördünüz mü altta? Alttan vardı Jinx ultisiyle bir şey geçti. Drake almayacaklar mı? Aa bence şu an Drake'i salıp Nash alabilirler ya oyunu kapatmak için. Karanlıkta. Doran'ın sıçrası var. Oo burada MNS yakalanacak. MNS uzaklaşmaya çalışıyor. Çok fazla hasar aldı. Aha. Doran'a kaçtı ama yandan gelen Doran fark yaratıyor. Berserker'a çok fazla hasar verildi. MNS skor olmadı hala. Yine ölüm cezası. Jinx reset aldı. Blubber skor bulma etmez. Lan Doran nasıl? Skor çıkmayacak. Abi Blaver'ın hala kiki var ya. Skor getirmiyor. Oğlum atsa ne olacak adam ya. Chovy 2 tane ulti yükü daha var sıçrayla birlikte. Çok what? Lan? O ne oğlum? Adam 0 ultiyle girdi 3 ultiyle çıktı. First strike'la kesti o şeyde. Oha. Bu next level ya direkt. Oğlum bak gerçekten solucuda ben şunu yapsam 3 ay anlatırım bak. Harbi diyorum. Savaş başlangınca Doran'ın sıçrası var. Ya mahallede falan böyle arkadaşlar sorduğu zaman söylerim yani. Beyler geçen bir Ahri oynadım. Burada da fenaydı. Adam ya yine kötü değil. Garip ya. Ama çok daha iyi olabilir gibiydi. Doran çok iyi yakalamış bu arada. Ya burada bir de Doran ölmüyor ya. Son anda yaşıyor. Vücut darbesinden can alıyor. Şu Chovy'nin bir hasarına tekrar bakmak lazım. Ulti. Ay. Adam 3 kişilik Q atıyor abi. Berserker neye gidiyor sonra? Şaka gibi ya. Şey kızarta gitmiş olabilir. Düne. Oh çok büyük. Meşe'yi alacaksan böyle alacaksın dedi Chovy bak. Öyle üçlük de. Ben mesela burada Meşe'yi hiç beğenmiyorum. Ama satmak istemiyor Karamür'ü o yüzden aldı yani. Eminiz yapacağı bir şey yok yani. Takım gerçekten bu arada Blubber neredeyse yakalanıyordu.
Bu arada Peanut yakalandı burada ama güzel ses dalgası doğru. Yine kaçıyor. Oğlum Pei Storm Razor almış lan. Kule alındı Fudge tarafından. Fudge'ın dönmesi direkt olarak MNS'in. Niye Zven'i öldürmedi lan Chovy? Son vuruş Chovy'den gelir mi, geldi yine. Chovy girdi, aldı. Sanırım şeyi yoktu. Savaşı o kadar kazanamayacağını biliyor ki Berserk. Juice yoktu ona. İçinde mesela ultisi var Lucian'ın. Ultisini atmaya tenezzül bile etmedi. Oğlum Chovy 16 level. Nami 10 level. Berserker yakalandı. Oy. Çok iyi oynuyor burayı. Delight ve Paze ikilisi. Bu arada bu Thresh fena sağlam oynuyor ha. Evet evet, Thresh harbi attığını tutuyor. Aha Kenan. Kenan kaç saniyede öldü lan öyle? Bugün de çekişmeli bir serinin sonuna geldik. Evet arkadaşlar, bugün de tahmin ettiğiniz gibi MSI'da çekişmeli, gitgelli, heyecan dolu bir serimiz son buldu. Ama yarın size sadece şunu söyleyeceğim. Sadece yorumu size bırakacağım şu an. Yorumu size bırakıyorum. Yarının maçını söylüyorum size. Okumuyorum da gösteriyorum. Yarının maçı bu. Yarının maçı bu. Yani çekişmeli mi? Yoksa tek taraflı mı? İşte falanlı filanlı. Ya şöyle söyleyeyim. Şu maçı izleyecekler. Dedesinden, anneannesinden, babaannesinden falan tansiyon aletini alıp gelsin. Bak öyle söyleyeyim. Ya bırak olmaz. Harbi tansiyon aletini alın. Bak söylüyorum. Neyse sizi hemen şöyle oyalarken tık yandan bir son reklamları basayım. Şuradan tık diye son reklamı da patlatıverdim hemen seriden. Yarın T1 GDG abi. Adeta bir... Ucu ucuna yetiştin. Mızrağımın ucuna. Gibi seri olacak. Salak ya. Yani yarın kadroyu da toplamaya çalışacağız. Oğlum şş, yüzü osurma oğlum. Ayıp ediliyor. Bu arada oyunlar oynanır üstüme ya. Genci BLG de sarar ya. Evet abi. Bak Juzu, sana sadece şunu söylüyorum Juzu. Sen şimdi de evdesin, tamam mı? E-sporcu değilsin. E-sporcu değilsin. LoL izleyen bir oyuncusun, tamam mı? Arada solo queue patlatıyorsun. 18'inde yani yarın T1 GDG izler misin? Böyle bir çekirdek kola tarzı bir şey alıp izler misin? Tabii ki izlerim. Tamam. BLG Genji izler misin? Onu söyle bana. İzlerim. İzledin, tamam mı? Sonra GDG kazandı ya da kaybetti. Aşağı düştü GDG diyelim. BLG ile de Genji yendi. Genji GDG izler misin? İzlerim. İzledin. T1 ile Genji'yi finalde izler misin? İzlerim. Bak. Yani 17'si, 18'si, 19'u, 20'si. 17'si bugün pardon. 18'si, 19'u, 20'si, 21. Randevu falan vermek yok. Öğlen 3'te buradayız. Bakalım bir tarihlerde bir şaşma olmasın. 18 burası, 19 burası, 20'sinde... Saat 2'de maç. 21'inde de saat 2'deymiş. Yani hafta sonu saat 2'de başlıyoruz. Hafta içi 15.00. Başka evet. Yani bu seriler başka. Şu an bu son 4 maç. Yani son 4 BO5 MSI'ın şampiyonu belirleyecek. Sakın ya abi, işte benim arkadaşlar çağırdı. Benim arkadaşlar çağırdı. İşte şöyle bir işim vardı. Şöyleydi, böyleydi falandı filandı. Duymamış olayım. Portal yeniden oluşturuldu. Benim kaçmam lazım. Ya Barış sen hayırdır oğlum. Bir dakika bir şey söyleyeceğim yani. Mesela nasıl evet. Bir kaçman lazım? Abi. Heh. Annemin çarşıda işi varmış da onu bırakıp geleceğim ya. Haa arabam var diyorsun. Ulan bizde ehliyet yok. Olsun Mecuzu. Tamam sağ ol, e-sporcular kazanıyor. Yazık kafana. Kusura bakma. Hadi abi ben de kaçıyorum ya. Lüger'cim seni saymıyorum zaten. Amerika'da. Dolarlar. Macera dolu Amerika. Yani Fatih. Bir oldu ya bir tek. Ama yarın Fatih. Yarın burada olma da Fatih. Bak ne yapıyorum. Amerika'ya uçak biletini alırım yani direkt. Yarın thumbnail'de senin fotoğraf lazım. Onu haberin olsun yani. Zaten bizim fotolar olmaz yani. Furkan Mesut abi. Tamam da oğlum. Bak şimdi senin fotoğrafı koyacağım. Millet diyecek ki bu kim? Aslında bir dakika lan. Seni koyup soru işareti koyabiliriz senin kafaya Mesut. Mesut'u mülteci diye kandır. Mülteciyle maç izledim. Yeter ya. Hadi görüşürüz abi. Hadi görüşürüz.
Mesut öyle bir şey yapabiliriz. Mantıklı aslında. Ne diyorsun? Afganlı arkadaşımla T-Ban serisini izledik. Hadi ben kaçıyorum. Seviliyorsunuz. Cansınız. Yazık kafana. Yeah. Hadi baba.